Sisler Bulvarı'ndan iyilikler, esenlikler diliyoruz. Tabii ülke gündeminde farklı olaylar var ama ülkenin bir de değişmeyen, adeta yazgısı haline dönüşen başka bir konudan biz bugün söz etmek istiyoruz. Yolsuzluklar ülkede sıkça gündeme getirilen bir konu. Ama şunu da görüyoruz ki ülkemizde yolsuzlukların üzerine kararlı bir biçimde gidilmediği gibi de bir genel kanı yerleşmeye başladı. Çünkü ülkedeki özellikle teftiş kurullarının bir yerde etkisiz hale getirilmesi, sadece bu işin Sayıştay'a bırakılması ve bazı olaylarla ilgili olarak da özellikle siyasette belediye başkanlarıyla ilgili bu konularla ilgili ya bakanlığın ya da valiliklerin izin vermemesi gibi konular nedeniyle yolsuzlukların üzerine tam anlamıyla gidilemediği gibi yargıya da bu olaylar çoğu kez intikal ettirilemiyor. Biz bugün Recep Sanal'la daha önce Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş. Hem rahmetli Süleyman Demirel'in hem Ahmet Necdet Sezer döneminde ve bir sürede Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bu görevi yapmış. Ve İçişleri Bakanlığı'nda da uzun süre mülkiye müfettişi olarak bulunmuş. İlçelerimizde değişik yerlerde kaymakamlık görevinde bulunmuş. Kamuyu iyi bilen, soruşturmaları iyi yürüten bir isimle karşınızdayız. Hoş geldiniz Recep Bey. Hoş bulduk Sayın. Recep Bey, siz yolsuzluklarla hakikaten mücadelede bizim açımızdan bildiğimiz için söylüyoruz. Simge isimlerden birisisiniz. Yıllarca da değişik yerlerde soruşturmalar yaptınız. Gerekse Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği görevler doğrusunda yaptığınız araştırmalar, soruşturmalar var ama bugün günümüze geldiğimiz zaman yolsuzluğa nasıl gidiliyor ülkemizde? Evet Saygı Bey, öncelikle çok teşekkür ederim. Beni kanalınızın aydın izleyicileriyle buluşturdunuz. Hepsine saygılarımı sunuyorum şu zor günlerde. Sağlık ve sabırlar diliyorum. Ülkemiz bugün korona sürecinden geçiyor belki ama uzun yıllardır bir yolsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Bu tarihi kökleri olan bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte biz hep ülkemizin kaynaklarının, hazinede biriken milletin vergilerinin daha düzgün, daha verimli, daha önceliği yüksek işlere harcanması hususunda hep özen gösterdik. Bizler bir anlamda kamu kaynaklarının, bunlar ister mali kaynaklar olsun, ister kamuya ait varlıklar olsun, bunların bir nevi bekçiliği misyonunu kendi kendimize üstlendik. Bu süreç çok sıkıntılı bir süreç. Çünkü soruşturma, herhangi bir konuda soruşturma yapabilecek düzeye gelmek için çok emek vermek lazım. Bunun başlangıcı devleti iyi tanımaktan geçiyor. Devleti tanıyamadığınız takdirde nerede ne tür bir sorun olacağını, oluşmakta olduğunu bilmeniz mümkün değil. Evet. Zaman zaman basında bir takım değerlendirmeler görüyoruz. Bu konulara değinen, yüzeysel de olsa bu konularda fikir beyan eden kıymetli insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii onların hepsinin fikirlerine saygım var. Fakat şu çok önemli, hayatında basit bir yolsuzluk soruşturması dahi yapmamış olanların bu konuda belli tespitleri yapıp bunları kamuoyuyla paylaşmadan önce çok dikkatli hareket etmeleri lazım. Çünkü bu bir uzmanlık işidir. Yani biz yıllarımızı bu işe verdik. Çok zor soruşturmalarda, çok toplumun belki dikkatini çekmedik. Çünkü biz İsviçre saati gibi sessiz, dakik ve disiplinli çalışan insanlarız. Kamuoyu bizi tanımaz. Çünkü biz medya önünde, kamuoyu önünde iş yapmayız. Yaptığımız çalışmaları çoğu zaman evdeki çocuklarımız bile bilmez. Yani devletin
belli konularının bilmesi gerekenler arasında kalması gerektiğini biliriz. Buna çok özen gösteririz. Keza soruşturmaların özel bir gizliliği vardır. Herhangi bir konuda bir bilgi toplarken o bilgiyle veya o olayla alakalı diğer bilgi alacağımız ya da o olaya dahil olacak kişilerle ilgili delilleri karartma noktasında çok dikkatli davranırız. Dolayısıyla kamuoyuyla paylaşmayız. Evet, tabii. Ama şimdi şu var tabii ki, bir yerde yolsuzlukla mücadele edilebilmesi için mutlaka siyasi bir destek olması lazım. Kesinlikle. Siyasi destek olmadan, şeffaflık olmadan bir sonuç alınabilir mi? Hayır, hayır, hayır. Mümkün değil. Yolsuzlukla mücadelenin temel şartı olması olmazı, buna inanan ve bu mücadeleye kendini adamış bir siyasi iradeye sahip olmaktır. Evet. Siyasi irade olmadan devletin denetim birimleri harekete geçemez. Sebebi şu, herhangi bir kamu kurumunda ki yolsuzluktan bahsediyorum. Çünkü yolsuzluk çok çok boyutlu, çok kapsamlı bir konu. Yani bu sadece kamuda olan bir şey değil, özel sektörde de olabilen bir şey. Herhangi bir konuda, özellikle bu son gündemde olan konularda, belediyelerde bir yolsuzluk ortaya çıktı diyelim. Bunu zaten belediyelerdeki teftiş kurulları o inceleme, ön incelemeleri yaparlar. Buldukları, tespit ettikleri hususları yetkili makamlarla ama paylaşırlar. Ama belediye başkanıyla, belediye meclis üyeleriyle ilgili bir işlem yapamıyorlar. Yapamazlar, yani. Tabii, tabii, tabii. Yani alt denetim birimleri ya da kurumların denetim birimleri kendi üst yöneticileri hakkında işlem yapamazlar. Onların bir üst teftiş birimine, denetim birimine veya soruşturma birimine gönderilmesi gerekir ki belediyelerle ilgili olan soruşturmaları, yani belediye başkanlığının, belediye meclis üyelerinin dahil olacağı soruşturmalarda mutlaka İçişleri Bakanlığı'nın bir mülkiye müfettişi görevlendirmesi gerekir. Yani İçişleri Bakanı mülkiye müfettişi görevlendirmediği takdirde, bir görev onayı vermediği takdirde hiçbir şey yapamaz. Müfettişin çantasını eline alıp sokağa çıkması bile mümkün değil. Tabii. Bu bakımdan biz siyasi iradenin bu konudaki samimiyetini hep önemseriz. Bütün denetim birimleri siyasi iradenin her yönetici, her bakanın, her bakanlıktaki üst yöneticinin bu konuya duyarlı olmasını ister. Çünkü denetim elemanları esas itibarıyla devletin sahibi gibi düşünürler kendilerini. Devletin kaynaklarını koruyan insanlar gibi düşünürler. Yani bunu şu veya bu siyasi eyleme söyleme çekmenin bir vesayet falan gibi değerlendirmenin bir anlamı yok. Zira denetim elemanları kurumlarının, bulundukları kurumların kurmay görevlileridir. Bunlar bir süre sonra bulundukları kurumda veya devletin başka yerlerinde daha yüksek mevkilerde görev yapabileceklerini bilirler ve kendilerini buna göre hazırlarlar. Evet. Bütün mesele budur. Şimdi Saygı Bey, aslında tabii yolsuzluğun bazı çarpıcı yönlerini bilmek lazım. Bugün dünya ve ülkemiz bir korona virüsü sürecinden, salgın sürecinden geçiyor. Yolsuzluk da aslında virütik bir hastalık. Ama bu dünyanın kuruluşundan beri olan bir virüs. Ve kesin aşısı bulunamamış bir virüs. En etkili aşı, etki oranı en yüksek aşı demokrasi. Bunun dışında bu virüsü yok etme imkanı yok. Neden yok? Şunun için. Korona virüsü ciğere yapışıyor. İnsanın akciğerine yapışıyor. Ve ondan sonra etkili oluyor. Fakat yolsuzluk virüsü insanın ruhuna yapışıyor. O ruhtan onu sökmeniz mümkün değil. Çok zor. Yapışmasını önlemek lazım. Yapışmasını önlemek için de devleti yöneten insanların, ki biz devlet adamı deriz. Devlet adamıyla devlet memurluğu farklı bir şeydir. Devlet memurluğu sürecinden geçtikten sonra ancak devlet adamı olunabilir. Biz buna inanırız. Çünkü o tecrübeyi kazanmak lazım. Devlet memuriyeti dediğimiz zaman da devlet adamlığı siyaset ve idare alanlarında kendini eğitimini almış, bir defa bu konunun kendini geliştirmiş, yetiştirmiş insanlar olması lazım.
Şimdi yolsuzluk virüsü ruha yapışıyor, ne yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi yolsuzluğun çok boyutu var. Çok boyutlu ve karmaşık bir dokusu var. Siyasi yönü var, idari yönü, ahlaki yönü, mali yönü, aslında psikolojik Recep yönü, Bey, toplumsal yönü. Aslında buna tam siyasetten başlamak gerekiyor. Geleceğim oraya. Şimdi ben sadece bir olayı kıymetli izleyicilerimize, olayın mahiyetini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ahlaki boyut yoksa, ahlaki boyutu yok sayılırsa ya da bütün diğer boyutların bir anlamı kalmıyor. Yani işin özü bu işin ahlaki boyutu. Şimdi insanın ruhuna yapışan yolsuzluk virüsü ruhu çürütüyor. Ardından beyni çürütüyor. Ardından bütün bedeni çürütüyor. Bu çürüme sürecinde sağlam kalan tek organ mide. Ve bu mideyi besleyen tek eşya da cüzdan. Şimdi biz yolsuzluk yapan birine baktığımız zaman aslında gençlerin çok sevdiği tabirle bir zombi görüyoruz. Bu zombinin sadece midesi var organ olarak ve eşya olarak da cüzdanı var. O mideyi besleyen cüzdandaki para kirlidir, midedeki lokma da haramdır. Bir defa meseleyi önce bu ahlaki boyutuyla kafamıza yerleştirmemiz lazım. Peki bu ahlaki boyutu güçlendirmek, daha sonra bu diğer boyutlarıyla ilgili kurumsal politikalar geliştirip tedbirler almak, yapılar oluşturmak, birbiri üzerine inşa edilmesi gereken bir bina gibi bu temel ahlak, onun üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Şimdi siyasi ahlak konusu yolsuzlukla mücadelenin elbette olmazsa olmazı. Şunun için olmazı. Ben siyaset bilimciyim. Dünyadaki yönetim sistemlerini biliyorum. Siyasal sistemlerin işleyişini biliyorum. Yönetim süreçlerini takip ediyorum. Ben ömrümü buna adadım. 2000 yıllık siyasi düşünceler tarihinin gelişimini bilmeden, siyasetin temel ilkelerini, prensiplerini bilmeden, idare hukukunu bilmeden, siyasi süreçlerin, siyasi partilerin nasıl oluştuğunu, nasıl yozlaştığını, nasıl kirlendiğini bilmeden bu sorunla mücadele etmek mümkün değil. Bizim önce bu soruların cevabını aramamız lazım. Bu aşamada tabii uzmanlık boyutunu dikkate almak lazım bu işin. Onu başta da belirttim. Yolsuzluk alanı mayınlı bir arazi gibidir. Mayınlı araziye o araziyi tanımayan ya da mayın döşeme planını bilmeyen birinin girmesi hayatıyla onu ödemesi demektir. Yani herkes giremez diyorsun bu yolculuk hayır, işine. Hayır, hayır. Yani bu alanda özel yetişmiş uzmanlar ekibiyle yapılabilecek bir çalışmadır. Bir kişinin, beş kişinin, bir uzmanın, beş uzmanın da değil. Öyle olaylar vardır ki bir uzmanlar grubuyla çalışmanız gerekir. Basit yolsuzluk olayları hepimiz için basittir. Çok kolay anlarız. Tabii. Ya olayın mahiyetine baktığımız zaman, bazı belgelere baktığımız zaman genzimizde bir yanma hissederiz ve o yanmanın sebebini görürüz zaten. Bunda problem yok. Yani bir kuyumcunun parmağınızdaki yüzüğün ayarını bakar bakmaz anlaması gibidir. Zaten anlamıyorsa o işi yapmaması lazım. Tabii. Biz de devlette yetişmiş, devlete ömrünü adamış, saçını devlette ağartmış insanlarız. Devlet ve millet bizim devlet ve milletimiz, bizim sevgimiz, devlete olan sevgimiz apayrıdır. Milletimize olan sevgimizi ifade de kelime bulamayız. Yani zaman zaman tabii istiskal edildik, devlet millet çıkarlarını korurken zaman zaman engellenmeye çalışıldık ama bunlar bizi yıldırmadı. Zaman zaman hiç bize yapılmaması gerekmediğini düşündüğümüz muamelelere karşılaştık. Bunlar işin ayrı bir boyutu. Tabii bunlar kamu yönetimindeki yozlaşmayla ilgili tabii bir şey. Onlar da ayrı bir boyut. Elbette o işin ayrı bir boyutu ama yolsuzlukla mücadelenin uzmanlarca yürütülmesi gerektiğinin altını özellikle çiziyorum. Siz altını çizdiniz. Aksi takdirde. Altını çizdiniz de.
Türkiye'de hakikaten şimdi yıllardır yolsuzluklarla böyle mücadele hemen hemen büyük ölçüde azaldı. Evet. Hatta yeteri kadar yolsuzlukların üzerine gidilmediği konusunda da toplumda genel bir kanı var. Peki bunları kim yapacak? Yani emir vermeden az önce söylediniz. Şeyin üzerine herhangi bir yolsuzluk iddiasının üzerine gidilemiyor. Ancak işte sayıştay çalışmalar yaparsa, o bir şeyler çıkartırsa çıkartabiliyor. Onlar da ancak belli bir bölümün üzerine gidebiliyor. Bunu kimle yapacak peki devlet? Yani tamam, çok önemli konular söylüyorsunuz da bunu yapacak kişiler kaldı mı? Veya bunu yönetecek yöneticiler var mı? Şimdi Saygı Bey, devlet çok ilginç bir organizma. Devletin her hücresinde şu var. Bir, denetim. Ki yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır denetim. Yani denetimden korkan bir yönetimin başarılı olması mümkün değil. Çünkü denetim yönetime ürettiği politikalardaki eksikler, yanlışlar nerede, devlette nerede yanlış oluyor, yardımcı oluyor. Yani bu gücü kullanmamak bir siyasi irade için, bir hükümet için benim kesinlikle anlayamayacağım bir şeydir. Çünkü ben yönetimle denetimin birbirine eklemlenmiş ve birbirini tamamlayan yapılar olduğuna inanırım. Netice itibarıyla bir tabloya bile o tabloyu yapanın bakışı objektif bir takım hususların tespit etmesini kolaylaştırmaz. Ona farklı bir gözün belli bir mesafeden bakması lazım duvarda asılı bir tabloya ki ancak o görebilir bir takım ayrıntıları. Şimdi siyasi iradenin oluştuğunu görsün Türkiye'deki Vatandaş görsün, denetim birimleri de siyasi iradenin ya da devletteki hakikaten devlet adamlığı vasfını taşıyan çok nitelikli insanlarımız oldu, vardır güvensin. Mutlaka geçmişte oldu, bugün de vardır. Yani bu devlet bizim, biz doktriner görüşü insanların ne olursa olsun biz ona bakmayız. Yani kuyumcu şu yüzüğün nereden edinildiğiyle ilgilenmez, ayarına bakar. Yani fonksiyonunu yerine getirip getirmediğine bakar. Biz insanları aidiyetleriyle veya diniyle, diliyle, ırkıyla, cinsiyle falan böyle bakmıyoruz biz. Zaten devletin, demokratik bir devletin böyle bakmaması lazım. Demokrasiyi geliştirebilmenin yolu siyaseti geliştirmekten geçiyor. Siyasi irade diyelim ki böyle bir ışık verdi. Bu ışığı alan devlet sistemi, devlet aygıtı, ki devlet aygıtı dediğimiz zaten afaki bir kavram, onu dolduran insan, kaliteli insanlar harekete geçer, dikkatlerini bu konuya odaklarlar ve odaklandıkları zaman da siyasi iradenin o arzusunu çok daha yükseğe taşırlar. Bu sadece siyasi irade için bir kazanç olmaz. Millet için bir kazanç olur. Şu sebeple millet için de bir kazanç olur. Çünkü siyasi irade dediğimiz yapı, yürütme dediğimiz yapı, halkın vergilerini harcayan bir yapıdır. Modern devletler böyledir. Vergi toplar vatandaştan, onu hazinesinde biriktirir ve o hazinesinde birikmiş olan parayı halkın, devletin ve milletin ihtiyaçları için harcar. Sonuçta devletin ihtiyacı da dediğimizde milletin ihtiyacıdır. Eğitimdir, güvenliktir, sağlıktır. Evet. Yani temel altyapı hizmetleridir. Netice itibariyle bu paralar israf edilmeden, çöpe ya, atılmadan Bey, mesela çok güzel bunun kullanılması lazım. Zaman, bakıyorsun siyasetçi işin içinde. Evet. Siyasetçi için içinde olduğu zaman o zaman ne yapacaksınız? Kimle, nasıl mücadele edeceksiniz? İşte geçen yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaman zaman eski başbakanlarla ilgili biliyorsunuz araştırma önergeleri verildi, komisyonlar kuruldu, Yüce Divan'da yargılandılar. Yine bakıyoruz işte 17-25 Aralık döneminde bakanların bazıları yolsuzlukları, karışıklıkları iddialarıyla görevlerinden istifa ettirmek durumunda kaldılar falan. Peki bunlarla nasıl mücadele edin? Sonuçta değişen de bir şey olmuyor. Şimdi Saygı Bey, bunu siyasetin ne için yapılması gerektiğini de aramak lazım, bu sorunun cevabını.
Yani şunun için söylüyorum bunu. Şimdi siyaset yapmaktan maksat ne? Siyaset yapmaktan... Zenginleşme aracı mı oluyor siyaset? Siyaset yapmaktan Türkiye'de? Maksat devlet idaresine talip olmaktır. Tabii. Siyaset bunun için yapılır. Yani siyaset servet ve şöhret edinme yeri değildir. Servet edinmek isteyen şirket kurar, ticaret yapar. O ayrı bir yoldur. Ve ticaretin jargonuyla, ticaretin söylemleriyle siyasetin söylemleri birbirlerine gece ve gündüz kadar uymayacak şeylerdir, farklı şeylerdir. Şimdi biz siyaseti öyle bir hale getirebilmeliyiz ki o alanı bilen ve bizimle birlikte uyumlu bir politika üretebilecek, uyumlu bir program hazırlayacak, o programa projelere dönüştürebilecek ve bunun hepsinden önemlisi bizim idari yapımızda, bizim devlet yapımızda bize özgü uygulanabilir yönlerini bulup uygulamaya çalışacak. Böyle bir ekibe ihtiyaç var. Bu siyasi partilerin böyle bir ekibi oluşturduktan sonra iktidara talip olması lazım. Aksi takdirde şu oluyor. Şimdi siyaset mesleksizlerin mesleği haline döndüğü zaman o işi kendisine veya yakın çevresine bir çıkar sağlama aracına dönüştürme gayreti içerisine giriyor. Ya da şu çok önemli, siyasetin paralı ve pahalı bir iş olması Türkiye'deki sorunların başında gelmektedir. Siyasetin öznesi para değildir. Siyasetin öznesi fikirdir. Sağlam bir fikriniz olacak, bu sağlam fikre inanan bir kadronuz olacak, o kadronun devleti idare edebileceğine inanan teşkilatlarınız olacak. Ancak o aşamadan sonra paraya ihtiyaç olur. Bakın ben parayı en sonda saydım. Hatta davasına inanmış insanlardan oluşan bir siyasi hareketin finansman sorunu olmaz. Çünkü inanan insan zaten o işi sırtlar götürür. Şimdi biz mevcut yapımıza baktığımız zaman ben mülkiyede bu işin eğitimini aldım. Bu yaşıma kadar siyasi partiler konusunda, siyaset konusunda, demokrasi konusunda, yani idare konusunda çuvallar dolusu kitap okudum. Bunları boşuna okumadım. Bunları bu ülkenin istifadesine nasıl verebilirim diye okudum. Memleketin meselelerini nasıl çözebiliriz diye okudum. Benim gördüğüm şudur. Siyasi partiler yozlaşmaya çok meyyal bir yapıda gidiyor. Şimdi siyasi partinin amacı bizatihi bir siyasi parti kurmak değildir. Siyasi partilerin ilk ortaya çıktığı dönem, yani bunun bilinmesi lazım Saygı Bey. Evet. Neden bilinmesi lazım? Siyasi irade oluşturacağız ki biz, yani düzgün bir siyasi irade oluşturacağız ki yolsuzlukla mücadele edelim. Bakan gördüğü bir yolsuzluğa hemen onay versin. O yolsuzluğu çözen, bulmaca gibi çözen insanları takdir etsin. Siyasetçiler, evet bizim böyle yetenekli devlet adamlarımız var, böyle yetenekli bu sorunları bilen, bu sorunları çözen elemanlarımız var diye onlar da iftihar etsinler. Tabii ki. Devletin hazinesindeki kaynaklar azalmasın, zaten bunlar kıt. Bunların ne kadarı cari yatırıma daha az giderse, cari harcamaya yatırıma o kadar fazla kaynak kalır. Şimdi siyasi parti şunun için kurulur. Devlet yönetimine talip olmak için, devleti idare etmek için. Devleti kiminle idare edeceksiniz? Devleti idare edeceğiniz kadro devlet adamıdır. Siz ticaret adamıyla, piyasa adamıyla devleti idare edemezsiniz. Yani bunlar birbiriyle bağdaşmaz. Şimdi o zaman siyasi partilerde bir yapılanmaya ihtiyaç var. Siyaset 3 kademede yapılır. Ben siyaseti bilen bir ailenin içinde yetiştim Saygı Bey. Yani ailem tabanda siyaset yaptı. Babam ilçe başkanlığı yaptı. Kardeşim belediye başkanlığı yaptı. Kuzenim milletvekilliği yaptı. Bir akrabam Çorum'dan milletvekilliği yaptı. Sayın Ali Fuat Eyüboğlu MHP'den. İlk merhum Alparslan Türkeş'le birlikte parlamentoya giren 3 milletvekilinden biridir. Sayın Yasin Hatipoğlu Selamet Partisi'nde siyaset yaptı.
Ben onlar vasıtasıyla siyasete hep yüreği sıcak bir insandım ve takip ettim. Siyasalda okumamın sebebi de bu. Yani bu işi bir okuyayım, öğreneyim, nasıl oluyor? Kaymakamlık yapayım, ondan sonra idarenin çeşitli kademelerinde kendimi geliştireyim, millete faydalı olayım, daha iyi yetkiyle faydalı olayım. Şimdi siyasette demek ki kadro oluştururken dikkat etmemiz lazım. Siyaseti, asgari siyaseti bilen insanlardan kadromuzu oluşturmamız lazım. Bu kadroyu oluşturduktan sonra 3 kademede siyaseti yapabiliriz. 1. Tavanda. İşte tavan bu kadrodur. Yani politika üretecek, strateji geliştirecek ve ülkenin meselelerine çözüm üretecek. Ve üretilmiş çözümleri uygulayacak. Uygulanmış çözümlerin aksayan yönleri varsa uygulamadaki bunları görecek, düzeltecek ve o politikasına yeniden şekil verecek. Böyle bir helazonik bir şekilde yukarıya doğru ülkeyi ve milleti yükseltecek. Şimdi biz yanlışı şurada yapıyoruz. Tavanda siyaseti o işi bilen insanlara bırakmıyoruz. Birinci yanlış bu. Siyaset 3 aşamalı dedim. Birinci aşaması tavanda, ikinci aşaması alanda, üçüncü aşaması tabanda yapılır. Tabanda, evet. Tavandaki siyaset devlet adamları tarafından yapılır. Devlet millet menfaatini istiyor isek. Alandaki siyaset uzmanlar tarafından yapılır. Bunlar kamuoyu uzmanlarıdır, ölçme değerlendirme uzmanlarıdır. Üst yönetimin geliştirdiği, devlet adamlarının geliştirdiği, parti tavanının geliştirdiği politikaları alanda uygulanabilir şekle dönüştüren uzmanlardır bunlar. Bunlar olmadan zaten siyaset yapamazsınız. Bunların altında taban vardır. Taban dediğimiz şey il ve ilçe teşkilatlarıdır ve üyelerdir. Şimdi tabanın diliyle alanın dili birbirine uymaz siyasi partide. Saygı Bey, alanın diliyle de tavanın dili birbirine uymaz. Tavanın diliyle tabanın dili hiç uymaz. Onun için alanda siyaset yapan uzmanlar tavanla taban arasında sürtünmeyi azaltacak yağ, yani tavanın kastetmek istediği şeyleri tabana anlayacağı dilden anlatan kesim alanda politika yapan kesimdir. Şimdi biz eğer bu 3 halkanın birisini koparırsak siyaset yozlaşır. Yürümez. Şu anda peki dışarıdan bakıyorsunuz. Siyasette şu anda yozlaşma var mı? Benim tespitim Türkiye'de, yani dünyayı takip ettiğim için söylüyorum. Dünya siyasetçilerinin yorumuna baktığım için söylüyorum. Ve o yorumları iç düşman, dış düşman diye yorumlamadığımı belirterek söylüyorum. Dünyanın bize bakışı, dünya siyasetinin bize bakışında bir soğuma hissediyorum. Görüyorum bunu. Şimdi bu şudur Saygı Bey. Diplomatlarımızın alanına girer. Yani ben kendi uzmanlık alanım dışında diğer alanlara girmem. Siyaset ve idarenin ve denetimin, yani yolsuzlukla mücadelenin olmazsa olmazı denetimin dışında çıkmam. Başkalarının uzmanlık alanına da saygı duyarım. Kendi işime kimseyi karıştırmam. Başkalarının da işine karışmam. Ama dünya ülkelerinin 1/4'ünü gezdim ben Saygı Bey. Beni tanıyorsunuz. Sırt çantalı bir gezginim. Dünya ülkelerinin 1/4'ünü gezdim. Gittiğim ülkelerdeki izlenimlerimi not aldım. Şimdi bunları Kayıp Ruh adıyla bir kitaba dönüştürmeye çalışıyorum. Uzun süredir üzerinde çalışıyorum. Neden kayıp ruh? Ben ne arıyorum? Gittiğim ülkelerde yemek, yiyecek, içecek, eğlence, gezmek, bunları aramıyorum ben. O kültüre dokunuyorum. O kültürde demokrasi var mı? İnsan var mı? Benim aradığım demokrasinin kayıp ruhu. İnsanın kaybolan ruhu. Aynen. Yani o ülkelerde, ya bu dünya oraları gördün. Türkiye ile karşılaştırınca nasıl bir tablo? Karşılaştırdığım zaman gördüğüm şu. Yani Türkiye açısından nasıl? Gördüğüm şu. Şimdi gelişmiş medeni ülkeler var. Gelişmekte olan ülkeler var. Bedevi ülkeler var. Şimdi bedevi ülkelerden kastım herhangi bir şey değil. Yani Arapları kastetmiyorum veya bir başkası. Bedevilikten kastım benim medeni olmayan, olamayan
medeni deniz olamamış. Medenileşme yolunda kendisini geliştirememiş ülkeleri kastediyorum ben. Bunlar efendim Asya'da da var, Afrika'da da var. Dünyanın değişik bölgelerinde var. Şimdi burada özellikle ülke imajı çok önemli. Türkiye'nin sürekli totaliter bir rejime yöneldiği yönünde bir algı var. Bu algı sadece bende değil. Ben size şimdi rakamları da vereyim isterseniz. Yani bu soruya hazırlıklı olduğum için değil. Sadece işin doğası gereği yolsuzluk algısıyla ilgili, ülke algısıyla ilgili çalışmaları bilerek yapmamız gerektiğine inandığım için aldığım bazı rakamlar da var. Ne yazık ki ülkemizin demokrasi karnesindeki notu zayıflıyor, giderek zayıflıyor. Yolsuzlukla mücadele konusundaki karnesi giderek zayıflıyor. Ve dünya halklarının ülkeye bakışını ben şuradan çok net anlıyorum. Daha ülkeye girişte havaalanından girdiniz, kapıdan girdiniz, pasaport kontrolüne girdiniz. Nereden girerseniz girin. Pasaport kontrolüne girdiğiniz zaman sizin pasportunuzu eline alan polisin yüzündeki ifadeden anlıyorsunuz. Yani bu çok sayıda ülkeyi gezdiğim için bunu artık böyle çıplak gözle görebileceğim, hissedebileceğim bir durum haline geldi. Evet. Dolayısıyla yani o ülke nezdinde bir itibarımız var mı yok mu ilk mesajı alıyorum, ilk izlenimi alıyorum. Ondan sonra toplumun içindeyim ben. Öyle 5 yıldızlı otelde kalıp 5 yıldızlı lokantada yemek yemiyorum. Aile otelinde kalıyorum ya da fiyatı uygun otelde kalıyorum ki param artsın da bir başka ülke daha göreyim diye. Esnaf lokantasında yemek yiyorum. Toplumun içindeyim. Taksi kullanmıyorum. Toplu taşıma araçlarıyla geziyorum. Yani bunu şunun için diyorum. Halka dokunuyorum. Halkın bakışını anlıyorum. Yani bize en fazla sempati göstermesi gerektiğini düşündüğümüz, yani bizim işte kardeş dediğimiz, bağrımıza bastığımız birçok ülkede hakikaten bir ayrıcalık görmedim ben. Yani bir kardeş ayrıcalığı, yakın bir akraba gelmiş gibi böyle bir şey görmedim. Bunu gördüğüm ülkeler de var tabii ama yani bir takım şeyler insana hissettiriyor kendisini. Yani bir ortama girdiğiniz zaman o ortamda size gösterilen ilgi, sizin kendinizi ölçmenizde ne kadar önemliyse, o toplum nezdindeki tabii durumunuzu ölçmenizde, ülkeler açısından da böyle. Şimdi bakın sorunuza somut bir cevap vereyim ben. Bu dünya çapında tabii yapılan bazı araştırmalar var. Şimdi bunlardan en önemlilerinden biri Uluslararası Şeffaflık Örgütü, merkezi Berlin'de olan ve bu örgüt harikulade bir çalışma yapıyor. Bu çalışmayla dünya üzerindeki belli sayıda, yani bu 1993'te başlayan bir çalışma 40 ülkeyle başladı. Şu aşamada 180 ülkedeki yolsuzluk algı endeksi ölçülüyor. Çünkü yolsuzlukların maddi boyutunu birebir ölçmeniz mümkün değil. Ancak algı endeksiyle ölçebilirsiniz ki o algı endeksi içerisinde tabii çok değişik parametreler var. Yani basındaki yolsuzluk haberlerinin sıklığı, sayısı, adli kurumlara intikal eden yolsuzlukla ilgili davalar, soruşturmalar, evet, bütün yani çok çok bileşenli bir değerlendirme metodu. Bu metot bizim nerede olduğumuzu çok net gösteriyor. Yolsuzlukla mücadele açısından. İyi değiliz yani. Çok net gösteriyor. Şimdi bakın, bu 2019'da daha 2020 bitmediği için 2020 çalışması yapılmadı. 2019'da puanlamaya tabi 180 ülke arasında 91. sıradayız. Evet. Yani 90 yarısının 90 olduğunu düşünün, eğitim tabiriyle çizgi altına düştük. Bu sene düştük. Peki daha önceden neredeydik? 2013'te 53. sıradaydık. Evet. Şimdi en yukarıdan birinci sıradaki en temiz ülke. En temiz ülke, yolsuzlukla mücadele açısından en iyi ülke.
ya da yolsuzluğun en az olduğu ülke ve bunlar demokratik ülkeler. Demokrasiyle idare edilen ülkeler. Sadece adının önünde demokrasi olan, adının önünde cumhuriyet olan ülkeler gerçek değil. Demokrasi gerçek demokrasiler. Evet. Yani klasik demokrasi, parlamenter demokrasi. Yani demokrasinin bütün kurum ve kuralları işliyor orada. Evet. İşlediği için zaten buradalar. 2013 yılında 53. sıradaymışız. Yolsuzlukta. Yolsuzlukla mücadele açısından. Evet, 53. Yani, sırada. Yani daha doğrusu yolsuzlukla mücadele derken yolsuzlukla yolsuzluklarla ilgili toplumdaki genel şey nedir, kanı nedir? Yani bizde ne kadar yolsuzluk olduğuna inanıyor insanlar. Bu algıyı ölçüyor. Algı, evet. Algıyı ölçüyor. 2013 yılında 53. sıradayken 2018 yılında 78. sıraya düşmüşüz. Ve 2019'da 91. sıradayız. Evet. Çok hızlı bir düşüş var. Buna çare bulunması lazım. Tedbir üretilmesi lazım. Bir defa çok özür dilerim Saygı Bey. Şu siyasi irademizin devletimizi temsil eden yapı var. Hükümetimiz var. Bu yapının birbiriyle uyumlu çalışıp yani ne oluyoruz hakikaten, nereye gidiyoruz? Biz milletten ne kadar vergi toplarsak toplayalım. Eğer havuzda kayıp kaçak varsa, havuzda hortum varsa, para israf ediliyorsa, yolsuzluk amaçlı kullanılıyorsa, nerede bu şu sorunumuzu bir anlayalım da millete daha fazla vergi yüklemeyelim. Milletin üstüne yük binmesin, milletin üstüne yük bindirmeyelim diye ya iş borçlanmaya gideceğiz ya dış borçlanmaya gideceğiz. Sonuçta iç borçlanma ve dış borçlanma dediğiniz gelecek yılların vergisini borçlanmaktır. Evet. Sonuçta bir artı bir de faiz ödeyeceksiniz. Şimdi bakın yolsuzluk algı endeksinde şu ilk üçteki ve ilk sondakileri vereyim Saygı Bey. İlk üç sırada Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya var. Bunlar, Finlandiya'nın bir özelliği daha var. Finlandiya eğitimde süper tabii. Yani o Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabını evet. Mutlaka sizin aydın izleyicileriniz okumuşlardır. Atatürk'ün önerdiği kitap. Atatürk'ün tercüme ettirdiği, valiliklere gönderdiği, askeri okullara gönderdiği, öğretmen okullarına gönderdiği Beyaz Zambaklar Ülkesi'nin Beyaz Zambaklar Ülkesi orası Finlandiya. Şimdi orada eğitimci bir Sinelman çıkıyor, kahraman. Yani Sinelman dediğimiz sembolik bir şey. Oradaki eğitim hareketini evet. anlatıyor. Hı hı. Finlandiya bugün, bakın 1800'lerin ortalarında başlayan, 1850'ler civarında başlayan, eğitimle başlayan, demokratikleşmeyle başlayan hareket sonucunda dünya mutluluk endeksine göre Finlandiya birinci sırada. Siz de orada mutlu oldunuz mu? Çok mutlu oldum. Gerçekten. Evet. Ne fark ediyor? Harikulade bir ülke. Özgürlüğü soluyorsunuz bir. Öyle mi? Medeniyeti soluyorsunuz iki. İnsana saygıyı soluyorsunuz üç. Yani soluduğunuz havadan başlayarak yediğiniz içtiğiniz her şeyde asgari bir kaliteyi görüyorsunuz. Bunun fiyatla ilgisi yok. Fiyat ayrı bir konu. Cebinizde çok paranız olabilir ama İyi bir ürünü bulamıyorsanız o paranın hiçbir değeri yok. Tabii. Ben iyi bir ürünü her yerden bulurum, bulamazsınız. Hayır. Daha iyi, daha çok parası olan alır, size kalırsa alırsınız. Şimdi İskandinav ülkelerindeki demokrasi modeli harika bir şey. Yani biz neden onlar bizden bu kadar ileri geçti anlayamıyorum. Bakın Saygı Bey, İsveç... Yani yolsuzlukların üzerine gidilebiliyor. Bu da vatandaşın üzerinde. Ben şimdi size İsveç'ten örnek vereceğim. İsveç'ten buyurun. Örnek vereceğim. Şimdi İsveç'te bir başbakan yardımcısı şu kalem büyüklüğünde ya yani kalem büyüklüğünde uzunluğunda ve üçgen bilmiyorum ismini vermemde sakınca var mı? Çünkü dava o. Davanın adı o. Söyleyin dava adı. Şimdi bu mı? Bir çikolata şey küçük, galiba. Küçük kutu Toblerone çikolatası. Bunu sevenler bilirler. Ben hiç yemedim ama sevenler bilirler. Şimdi 1995'te 15 yıllık politikacı olan, 15 yıldır milletvekili olan, bazı bakanlıklarda bulunmuş olan Mona Sahlin isminde bir hanımefendi siyasetçi. Bu yolsuzluk literatüründe Toblerone davası olarak geçer ve Sahlin kriteri olarak adlandırılır. Onun için çok önemlidir. Siz o ülkeleri kastettiğiniz için söylüyorum.
Şimdi ne yapmış Sahlin hanımefendi? Şunu yapmış. Başbakan yardımcısı olduğu zaman devlet siyasi görevde olanlara, bakanlara, başbakan yardımcılarına devlet harcamalarında, acil devlet harcamalarında kullanılmak üzere kredi kartı veriyor. Bu uygulama birçok ülkede var. Hatta bunun benzeri bir şey bizde de vardı. Ben mülkiye müfettişliğine atandığım yıllarda bizde hazine cüzdanları vardı. Kendi maaşımızı kendimiz hesap eder, o hazine cüzdanına yazar, oradan götürür, defterdarlığa, mal müdürlüğüne verirdik, oradan alırdık maaşımızı. Yolluğumuzu, harcırağımızı kendimiz hesaplardık. Devlet bize güvenirdi. Tabii ya, güzel tabii. Hazine cüzdanı, bakın adını veriyorum. Ben o dönemleri yaşamış biriyim. Belki genç meslektaşlarım, genç kardeşlerim, müfettiş yardımcılarım, müfettişler belki olayı bilmeyebilirler ama biz yaşadık. Cebimizde hazine cüzdanı taşıdık. O hazine cüzdanı bizim onurumuzdu. Nasıl kendimize güveniyor, devlet bize güveniyor. Ondan daha büyük bir duygu tabii olamaz. Saygı Bey, bana isterseniz Türkiye'yi bağışlayın, Türkiye'nin bütçesini bağışlayın. O duyguyu veremezsiniz. Anlıyorum. O çok ciddi bir şey. Şimdi Mona Sahlin hanımefendi devletin verdiği kredi kartıyla aynı cüzdana koymuş. Kendi kredi kartının bulunduğu cüzdana koymuş. İşinden çıkmış, evine gidiyor, yürüyerek gidiyor. Oralarda devlet adamı dediğiniz zaman böyle kırmızı plakalar, çakar lambalar, böyle bir şeyler yok. Bisikletle gidiyor başbakan makamına, evinden çıkıyor, yürüyerek dönüyor. Bakanlar da öyle. Çok acil bir işi olan varsa devletin aracıyla falan da ilgilenmiyor. Çoğu taksiyle gidiyor, geliyor. Bu arada belirtelim, 125 bin sadece devlette makam aracı var. Sadece. Yani bakın, sivil kiralanan araçların da sayısını bilen yok tabii ki. Şimdi bakın, devletin çok, keşke bunları Saygı Bey şu korona günlerinde halkımızın bu tür konuları duymaya en fazla vaktinin olduğu dönemlerde keşke programlar yapsak, böyle uzun kış gecelerinde devleti masaya yatırsak, organizmayı masaya yatırsak. Ben Sahlin konusunu hemen sayın izleyicilerimizin tabii dikkati dağılmadan anlatayım, izin verirseniz. Bu hanımefendi çıkıyor makamından, yürüyerek evine giderken bir şekerci dükkanına denk geliyor. Orada canı Toblerone o çikolatadan istiyor. Ben daha fazla ismini zikretmeyeyim. Yani evet, çikolata, şey evet olmasın. Farklı tabii, bir durumda olmasın. Evet, çikolatayı alıyor. Yani bir acelesi mi var, bir dikkatsizlik mi, dalgınlık mı? Kredi kartıyla ödüyor. Para, yani kredi kartı ama hangisi? Biz şu anda bilmiyoruz. Biraz evet sonra söyleyeceğim. Ondan sonra gidiyor evine. Aradan kısa bir süre geçiyor. İki maliye müfettişi başbakan yardımcısına geliyor. Enteresan. Devletin kredi kartının çikolata almak için kullanıldığını görmüşler. Bu nedir diye sormaya geliyorlar. Bu ne? İki maliye müfettişi, devletin maliye müfettişi başbakan yardımcısına, sayın başbakan yardımcım bu ne diye sormaya geliyor. Devlete bakın. Ya. Devlete bakın. Anlatıyor. Tabii şaşırıyor. Ne çikolatası diyor. Gösteriyorlar belgesini. Markasını, evet. Evet, belgesini gösteriyorlar. O zaman hatırlıyor. Aa diyor, nasıl yani diyor. Evet aldım diyor. Tamam, yedim, severim ben diyor. Ama diyor, onu devletin kredi kartıyla aldınız siz. O kredi kartı size onun için verilmedi ki. Sizin kendi kredi kartınız yok mu? Donuyor kalıyor başbakan yardımcısı. Çok özür dilerim diyor. İnanın farkında değilim. Şimdi siz söylediniz, haberim oldu. Çağırıyor görevliyi. Görevliyi çağırıyor. Diyor ki neyse bunu misliyle yatırın, götürün yatırın. Daha müfettişler orada. Müfettişlere tamam mı diyor, oldu mu? Yani aman devletin kaybı olmasın. Müfettişler diyorlar ki daha işin başındayız. Tabii. Neden? Biz çok sizin hesaplarınızı bir incelemeliyiz. Çünkü duygu şu, mantık şu. Bir devletin kredi kartından, devletin parasıyla, milletin parasıyla bir çikolataya tenezzül eden neler yapmaz? Aynen. Mantık bu. Böyle bakıyor o insanlar. Ve kamu çıkarını, kamu hukukunu koruyor. Devletin hazinesini koruyor, milletin vergisini koruyor.
Tabii çok utanıyor. 2 sene soruşturma ve yargılamalar devam ediyor. Başbakan yardımcısı. Başbakan yardımcısı 4 defa hakim huzuruna çıkıyor bu konu sebebiyle. Yani özür dilerim, dalgınlık oldu. Bu arada hesapları didik didik ediliyor. Kendi şey, sadece o devletin verdiği kredi hesaplar, kredi kartının hesapları değil, kendi kredi kartlarının hesapları didik didik ediliyor. Mal varlığı didik didik ediliyor. Acaba fark edemediğimiz bir şey oldu mu geçmişte diye. Ve o soruşturmanın selametle yürüyebilmesi için de o hanımefendi, bakan hanım, başbakan yardımcısı hanımefendi görevden ayrılıyor. Yargılamalar sırasında enteresan bir durum çıkıyor ortaya. Hakime ikna etmeye çalışıyor. Hakim, savcı müdahale ediyor. Savcı diyor ki, Sayın Sahlin böyle söylüyor ama başka bir delil daha var diyor. Başka delil de şu Saygı Bey. Wimbledon tenis turnuvasının finali yapılmış Stockholm'de. Ve protokole davetiyeler gönderilmiş. Sahlin hanımefendiye de gönderilmiş. O da hani protokol davetiyesi diye, belki hiç vakti yoktu, belki gitmekte istedi, belki de tenis sevmiyordu, bilmiyoruz orasını. Hı hı. Ama orada nezaket gereği, belki de hani davete icabet nezakettir diye görünme ihtiyacı duydu. Gidiyor, maçı seyrediyor. Savcı diyor ki orada, Sahlin hanımefendi savunmasını yaparken, hepsi o kadar değil diyor. Siz diyor filanca tenis turnuvası final maçına gittiniz mi? Evet gittim. Bilet aldınız mı? Evet biletim vardı, bana davetiye geldi. Kendi paranızla bilet almadınız mı diyor. Hayır diyor. Nasıl olur diyor ya. Yani siz bulunduğunuz mevkiyi kendi zevkiniz için kullandınız. Diyor ki herkese gönderildi bu davetiye. Saygı Bey, çok enteresan. Savcı belge almış. Devletin Genelkurmay Başkanı'na da davetiye gitmiş. Genelkurmay Başkanı, ben davetiyeyle gidemem. Bu bir şeydir, organizasyondur. Ücretli bir organizasyondur. Lütfen biletimi verin. Parasını ödüyor, biletini alıyor. Ondan sonra geleyim diyor. İsveç Genelkurmay Başkanı'nın bu asil davranışı Sahlin hanımefendiyi daha zor durumda bırakıyor. Tabii. Ne yaptığını anlıyor. Ne yaptığını anlıyor. Ondan sonra bir süre siyasete ara vermek zorunda kalıyor. Sonra siyasete dönmeye çalışıyor. Bazı görevler yapıyor. Fakat netice itibarıyla mahkemede evet kasıt yoktur denilerek aklanmış olmasına rağmen, kamuoyu vicdanında aklanmadığı için siyasette beklediği konumlara gelemiyor. Bu, İsveç'te bir partinin genel başkanlığını dahi yapmış birisi. Birisi, yani bir genel başkanın hakkında soruşturma yapmak, bir başbakan yardımcısının hakkında sen bunu neden yaptın diye sormak, bu gelişmekte olan ya da demokrasi gelişmemiş ya da yolsuzluğa duyarlı olmayan hiçbir ülkede olabilecek bir şey değil. Evet, Saygı Bey, Türkiye'nin durumu açısından, evet, bir iki şey daha vereyim. De yani benzer bir şey hiç olmasını hayal edebiliyor musunuz? Hiç böyle bir şey rastladınız mı? Efendim, Perşembenin gelişi Çarşamba'dan bellidir. Gidişata baktığımız zaman açıkçası, yani ben herhangi bir siyasi mülazayla söylemiyorum. Çünkü herhangi bir siyasi partinin üyesi değilim. Ortalıkta görünen, görünmeyen herhangi bir siyasi şahsın veya yapının mensubu, üyesi, sempatizanı da değilim. Ben köşesine çekilmiş, okumayla, yazmayla, gezmeyle ilgilenen, vaktini geçiren birisiyim. Evet. Şimdi örnek. Avrupa Birliği'ndeki bu yolsuzlukla mücadele algısı açısından 28 ülke arasında sonuncu sıradayız. OECD üyesi 35 devlet arasında sondan ikinciyiz. G20 ülkeleri arasında sondan dördüncüyüz. Yani bütün bunlar bir şeyi gösteriyor. Birleşmiş, bakın neye rağmen böyleyiz? Dünyanın yolsuzluk anayasası olarak bilinen Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'nin de tarafıyız. Buna rağmen böyleyiz. Şimdi dünyadaki 112 ülkede yolsuzlukla mücadele amaçlı kurum, kurul, bakanlık, komisyon var. Yani bu yolsuzlukla mücadele sözleşmesi
kapsamında yapılması gereken şeyler. Bize dönüp baktığımızda böyle bir yapıyı göremiyoruz. Recep Bey, mesela Türkiye'de de değişik yerlerde soruşturmalar yaptınız. Böyle karşılaştığınız çok çarpıcı olaylar vardır mutlaka. Ya, elbette var. Elbette yani var. Şimdi, devletin dur dediği yerde durdunuz mu? Yapmayın, bakın, bırakın diye böyle ellerinizden alınan, belli yerlere uzanınca durdurulan soruşturmalar oldu mu? Savcı Bey, Saygı Bey, at sahibine göre kişner. Bakın, ben başta bir şey söyledim size. Kendi işime kimseyi karıştırmadım, başkasının da işine karışmadım. Bu tür girişimler oldu ama bunlar eskiden belli bir nezaket çerçevesinde olurdu. Yani devlet adamıyla muhatap olunurken devlet, çok affedersiniz, devlet arazisine girmiş yaban hayvanı muamelesi yapılmazdı. Bu muameleye maruz kalan, kalmaktan üzülen ve bu devlete bunu yakıştıramayan, kendi devletine bunu yakıştıramayan bir insan olarak söylüyorum, evet, bunu. Sizin bilginize, tecrübenize saygı duyarlardı. Bakın, ben size hazinede yaşadığım bir olayı anlatayım. Somut bir şey istediğiniz için, tabii, ama tabii, isimlendirmeden tabii, söyleyeyim. Tabii, yok, isimlendirme. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda 3,5 sene çalıştım. Mülkiye Teftiş Kurulu'ndayken oradaki bir takım soruşturma, özellikle belediyeler ve bir takım kurumlarla ilgili ihalelerle, belediyelerle alakalı projelerle ilgili bir takım şeylerde, soruşturmalarda mülkiye müfettişlerine ihtiyaçları olmuş. Kendileri seçmişler, benim haberim yok. Beni onayla, başbakanlık onayla başbakanlığa aldılar. 3,5 sene çalıştım. Evet. Orada karşılaştığım bir durum. Hazine müsteşarlığının Ankara metrosuyla ilgili bir konuydu o. Yani belediyeyle ilgili bir konu olduğu için bir yönü de bana o nedenle verildi orada. O zamanlar tabii Ankara metrosu bir çukur halinde, sizler bilirsiniz, Ankara'da yaşayanlar bilir. Bir türlü bitmek bilmiyor. Efendim soruluyor, kaynak bulunamıyor, finansman bulunamıyor. Bununla ilgili yurt dışından yapışlet devret modeline yönelik bir kredilendirme süreci var. Olay bu. Ama o kredilendirme olayıyla ilgili, kredinin faiziyle, yüksekliğiyle ilgili, o zamanın normal piyasalardaki Libor artı değerinden, Libor artı 2 olur, 3 olur, 5 olur, şu anda zannediyorum 7 ile borçlanıyoruz. Libor artı 7 ile borçlanıyoruz herhalde. O zaman da o günün şartlarına göre, o piyasanın şartlarına göre yüksek bir miktardı. Tabii bu soruşturma çok değişik yönleri vardı ama ben sadece bir yönünü örnek verdim size. Hazine müsteşarlığında soruşturmaya gittim. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü yürütüyor. Türkiye'nin yürütüyor idi o zaman, şu anki yapıyı bilmiyorum. Evet. Yurt dışındaki borçlanmaları onlar yürütüyorlar. Dolayısıyla bu projeyle ilgili borçlanmaların görüşmelerini de onlar yapmışlar. Sözleşme imzalanması aşamasında onlar devre, her aşamada onlar devredeler. Sonra Büyükşehir Belediyesi sözleşme aşamasında devreye giriyor. Şimdi orada yapacağım iş çok basit. Ben meseleyi anladım. Sadece hukukta usul esastan önce gelir. Yani belli belgeleri toplamam lazım, ifadeleri almam lazım, bu iş nasıl oldu. Evet. Ondan sonra raporumu yazarken ben konuşmayacağım, belgeyi konuşturacağım. Sonuçta ben fotoğraf çekeceğim. O fotoğrafta gördüklerimi rapora aktaracağım. Ve bu yargı sürecinde gidecekse gidecek, gitmeyecekse zaten yetkili makam eğer onu yargıya göndermeyecekse zaten gitmez. Yani görev onayını veren, onu yargıya intikal ettirecek olan makamdır. Sonradan bu 4483 sayılı kanun değişti 657'den sonra. Ondan sonra süreç, evet, biraz daha farklılaştı. Süremiz azaldığı için örneğinize devam, evet, edin. Evet. Hazine müsteşarlığına git. Hazine müsteşarlığında soruşturmayla ilgili belge toplayacağım. Genel müdürün de ifadesine başvurmam lazım. Yani haber gönderiyorum. Teşrif etsin, buyursun. Çünkü daktilom orada, yeminli katibim orada. Haber geliyor, kendisi buraya gelsin. Ya kardeşim, yani şimdi hakim gelsin, yargılayacaksa beni burada yargılasın demek gibi bir şey. Savcı gelsin. Ya böyle bir şey değil. Ben savcı yetkisiyle hareket ediyorum. Yani, evet, yani soruşturmacıyım ben sonuç itibariyle. Savcıya yardımcı oluyorum. Şimdi bir hafta uğraştım. Şeye gelmedi. İfadeye gelmedi. En sonunda Teftiş Kurulu Başkanı'yla görüştüm. O zaman devlet adamları vardı. Dedim ki efendim, durum budur. Ben bu genel müdürü görevden uzaklaştırıyorum. Evet. Evet, soruşturma tıkandı çünkü. Kendi gelmediği gibi
birimindeki daire başkanı, şube müdürlerini de göndermiyor. Hayır diyor, o kim ki o diyor. Yani hazinede diyor böyle bir şey. Kardeşim ben seni özellikle soruşturmak için gelmedim ki. Devlet görev verdi, geldim. Yoksa tabii, ben senin yüzüne bakmak istemem. Netice itibarıyla sonra anladık ki çok yüksek bir yerde bir güvencesi varmış. Yani bana, ben bakan çocuğuyum, sana neler yapabileceğimi biliyor musun falan filan gibi böyle şaştım kaldım ben. Bizim alışkın olduğumuz bir üslup değil bu. Yani bakan çocuğuyla çiftçi çocuğunun devletin nezdinde ne farkı olabilir ki? Tabii ki. Sonra o pozisyonda o işi yapan benim. Sen benim işime saygı duyman lazım. Aksine eğer bir kolay siyasi lazım, terbiyeyle yetişmiş isen bu terbiyen beni mahcup edecek tarzda, aynen, olmalı. Bu şekilde değil. Yani sinirlenmemi gerektiren birçok şey oldu. İş yürümüyor. Baktım soruşturmayı engelliyor. Açığa alacağım. Yazısını hazır, Teftiş Kurulu Başkanı Recep Bey, ne yapıyorsanız arkanızdayım dedi. Öyle arası. İşin, evet, öyle devlet adamları vardı. Devlet adamları vardı öyle. Sonra o insan siyasete girdi. Girdiği yerde böyle bir aydınlık hissediyorsunuz o insanın. Etrafında bir aydınlık. Sanki oraya bir ışık girdi. İnsanlar güveniyor. Öyle bir insan. Neticede yazısını hazırladım. Görevden uzaklaştırma yazısını hazırladım. Onu tebliğ edecek olan görevliye, yanımda evet, çalışan görevi verdim. Götürün bunu Sayın Genel Müdür'ün özel kalemine verin. Özel kalem, efendim ben içindekine bakmadan alamam, geldi. O zaman özel kalemi de açığa alıyorum. Arkasından başka bir şey oldu. Netice itibarıyla gelmeye karar verdi ama kumpaslı geliyor. Devlette güvendiği, yani zamanın en yüksek yöneticisinin eşi durumundaki birisine güveniyor. Güvendiği kişiye, burada bir müfettiş var, bizim ifademizi alacakmış efendim, böyle falan diye bir takım şeyler var, serzenişler var. O da git bakalım'a dönüyor iş. Geldi. Ben ifadesini alacağım. İşleme başladım. O ara sekreteryaya bir telefon geldi. Efendim başbakanlıktan Sayın Genel Müdürümüz isteniyormuş. Olur dedim. Ama ondan önce bir şey yaptım, onun haberi yok. Yani bir kumpas olacağını biliyorum. Olur dedim. Tabii buyurun, görüşmenizi yapın, gelin. O kişi aramış güya falan. Görüşme olmuş falan. Sonra tekrar geldi, ben ifademi aldım. Aradan yarım saat geçmedi. Daha ifadeyi dosyalıyorum ben, belgeleri diziyorum. Teftiş Kurulu Başkanı Recep Bey, buraya bir teşrif eder misiniz dedi. Öyle eskiden Saygı Bey, aynı kurumda iş yapan insanlar birbirine böyle sokak ağzıyla falan hitap etmezdi. Yani bir teftiş kurulu başkanı bir müfettişe, Recep Bey buraya kadar teşrif eder misiniz dedi. Anlıyorum. Evet. Ben başıma geleceği anladım. Ve neden çağrıldığımı anladım. Hissediyoruz tabii, biz aptal değiliz, devletin içinde yetiştik. Gittim, buyurun Sayın Başkan, çantama koydum koyacağım şeyleri. Buyurun dedim efendim. Dedi ki yukarıdan bir telefon geldi dedi. Sen genel müdürün ifadesini alırken dedi, yukarıdan aranmış dedi. Sen izin vermemişsin. Hatta ağza alınmayacak şeyler söylemişsin dedi. Gelen telefon bu. Allah. Devletin tepesinden, devletin teftiş kurulu başkanına gelen telefon bu. Yani bir, ben çiftçi çocuğuyum. Ama kendine güvenen varsa bu devletin, milletin meseleleri hususunda çıksın karşıma, çatır çatır tartışalım. 60 senedir ben kendimi yetiştirdim. Varsa tartışalım. Siyasi konuysa siyasi, idari konuysa idari, mali konuysa mali, hukuk konuysa tartışalım. Yani ne yapacağız dedi, bir bela geliyor. Dedim ki efendim ben belanın geleceğini bir haftadan biliyorum. Bir haftadan beri biliyorum zaten. Olayı da biliyorum, tahmin ettim ben dedim. İsim söylemedi ama ben biliyorum dedim. Evet. Ben tedbirimi almıştım efendim dedim. Neden? Bu tür kritik soruşturmalarda benim sürekli yanımda kullandığım, sesle harekete geçen bir teybim vardı. Genel müdürün sekreter tarafını, sekretere de dedim genel müdürün geleceği anlaşılınca, genel müdür kapıdan içeriye girmeye başladığı andan itibaren Sayın Genel Müdürüm filanca diye ismiyle de hitap edeceksin. Efendim Sayın Genel Müdürümüz filanca geldiler.
kabul edelim mi diye, ya o sesler de teyip tarafından kaydedilsin istiyorum. Orada olan biten her şeyi kaydettim. Yani sonuçta telefon geldi, git görüş kardeşim dedik. Dedim ki Sayın Başkanım, bu insanlar dedim bir şeyi kaçırdılar. Kendini siyasi bir ailede yetişmiş, üst yönetim görevleri yapmış, siyasette yetişmiş olanlar kendilerini çekiç, halk çocuklarını çivi zannediyorlar dedim. Evet, ağzına sağlık. Böyle zannediyorlar. Ben tedbirimi aldım dedim. Nasıl tedbir dedi? Çıkardım çantadan teybimi. Dedim ki efendim ben daha dinlemedim, geriye bile sarmadım. Siz çağırdığınız için geldim. Buyurun birlikte dinleyelim mi dedim. Teftiş Kurulu Başkanı'nın o anki mutluluğunu size anlatamam. Ben o mutluluğu ne babamın yüzünde ne rahmetli dedemin yüzünde görmedim. İşte o kadar. O kadar. Öyle olur tabii. Ve hemen dedi, açtık dinledik teybi. Teybi bakın, olana bakın. Dinledi, ben anladım meseleyi dedi. Bu insan hukukçuydu. Adalet Bakanlığı'nda yıllarca çalışmış ama Yargıtay üyesi yapılmamış. Neden yapılmadığını ben tahmin ediyorum. Ayak oyunlarına itibar etmeyen birisi. Ve şu oldu bakın Savcı Bey, son olarak şunu belirteyim Saygı Bey, madem bu konuyu bitireceğiz. Benim yanımda kendisini telefonla arayan üst makamın efendim işte karar verici konumunda olan, hukuken yetkisi yok ama devletin bütün sorumluluğu ondaymış gibi davranan, aynen şöyle söyledi. Aynen. Hayattadır. Kendisine büyük saygım var hala. Efendim dedi, sizin bana telefonla ilettiğiniz konuyla ilgili ben Sayın Müfettiş Bey'i davet ettim. Şu anda kendisi ile makamda beraberiz. Konuyu sordum. Konu şöyle şöyle şöyledir. Delili de vardır. Müfettiş Bey tecrübeli biridir. Bu tür konularda başına iş geleceğini bilir. Dolayısıyla böyle bir tedbir var. İsterseniz, arzu ediyorsanız ben geleyim oraya kasetle birlikte, Müfettiş Bey'le de geleyim. O kaseti size de dinletelim. Yani Saygı Bey, inanın benim devlet hayatımda en az gördüğüm şeylerdi. Çok başka bir örnek başka devlet adamlarından da anladım, çok güzel şeyler az sayıdaki devlet adamından devlet adamlığının ne olduğunu öğrendim. Recep Bey, söyleyeceğiniz çok şey var. İnşallah başka bir programımızda bu örnekleriyle beraber bu konuları anlatmaya devam ederiz. Ve kısa bir reklam aramızın arkasından Gani Aşık. Gani Aşık eski müftü, aynı zamanda CHP'nin eski milletvekili. Gani Aşık'ın anlatacağı belki bu olayların bir bağlantısı. Yani olayın, yolsuzlukların ahlaki boyutunu anlatacak. Ama bir de Gani Hoca'nın köyde imamlık döneminde bir yağmur duası var ki çok ilginç. Onu da kısa bir reklam arasından sonra, Gani Hoca'nın yağmur duası, arkasından gelen seller ve o seli durdurmak için yeniden duaya çıkış öyküsünü kendi ağzından dinleyeceğiz. Reklam aramızın arkasından birlikte olmak üzere. Ve Sisler Bulvarı devam ediyor. Konuğumuz Gani Aşık. Gani Aşık daha önce emekli müftülük yaptığını, daha doğrusu müftülük yaptığını hatırlatalım. Eski milletvekili, Kayseri milletvekilinde olduğunda belirtelim. Hoş geldiniz Gani Bey. Hoş bulduk. Gani Bey, şimdi az önce biz konuğumuz Recep Sanal'la yolsuzluklarla üzerinde durduk. Yolsuzlukların ahlaki boyutu ne aşamada? Türkiye'de yaygın mı bu yolsuzluk boyutunun insanlar üzerindeki etkileri? Maalesef oldukça yaygın. Adeta kurumlaşmış durumda. Ben bu konularda çok da yazılar yazıyorum bir İstanbul gazetesinde. Çok da ilgi görüyor yazılarım. Yolsuzluk kişinin, devletin, siyasilerin, kurumların ahlakıyla doğrudan ilgili. Yani İslam Hazreti Peygamber tarafından ahlak olarak nitelenmiştir. İslam güzel ahlaktır. Hazreti Peygamber de güzel ahlakı temsil etmiştir en yüksek derecede ve bunu İslam'ı, ahlakı nefsinde yaşamıştır. Evet. Yani siz güzel sözler söyleyeceksiniz ama yaşantınız, tatbikatlarınız, uygulamalarınız, icraatlarınız farklı olacak. Bu İslam'la bağdaşmaz. Türk halkı, Türk seçmeni maalesef
yaşadıklarına bakarak oy verme noktasına gelmekte çok gecikiyorlar. İsterseniz kısa bir anımı anlatayım. Helmut Schmidt başbakandı. Stuttgart'a bir konuşma yapmaya geldi. Genel seçim vardı. Başkonsolosluğa yakın bir alanda. Merak ederek gittim. 500 kişi falan var yoktu. Bir Alman'a dedim ki bizde başbakanlar bir yere gidip konuştuğu zaman en az 50 bin kişi dinler. Niye ilgi yok dedim. Çok ilginç bir cevap verdi Alman. Dedi ki siz Doğu toplumusunuz. Siz siyasetçilerin konuştuğuna bakarak oy verirsiniz. Biz de yaptığına bakarak oy veririz dedi. İnteresan, evet. Dolayısıyla o ne derse desin Alman halkı kararını vermiştir dedi. Evet. Bu siyasi bilinç ister. Ayrıca dini bilinç de ister. Aldatılmamak için. Evet. Şimdi az önce bu konuyu konuştuk. Biz de tabii Türkiye'de geçen haftanın en çok konuşulan konulardan birisi bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazda cuma namazında evet. Tüm Türkiye genelinde yağmur duasına çıkılması kararıydı. Bununla ilgili hep şöyle denildi. Ya önceden haberleri vardı yağmur yağacağını. Niçin böyle bir şey yapıldı? Yani bir takım da eleştiriler oldu Diyanet İşleri Başkanlığımıza. Evet. Siz nasıl baktınız eski teşkilatınıza? Yani ben de bu eleştirileri dinledim, okudum. Meteoroloji ilmi çağımızda oldukça gelişti. Bir ülkeye yağmur yağıp yağmayacağını, kuraklığı vesaire doğa olaylarını ve hareketlerini aylarca öncesinden belirliyor ve kamuoyunun bilgisine sunuyor. Diyanet'in bu bilgileri bilerek, haber olarak yapıp yapmadığı, bu duayı başlatıp başlatmadığı konusundaki halkın ve kamuoyunun değerlendirmesine katılıyorum. Ve bu konuyla ilgili de fazla bir şey söylemek istemiyorum. Takdir kamuoyunundur. O zaman biz özel gönlümü dinleyelim. Özel gönlüm bakalım yağmur duasını onlar nasıl yapmışlar? Dinleyelim. Bizimki öyle Omar Çavuş bostan ekmiş tarlaya. Ekmiş emme havlada gurak mı gurak bungun mu bungun. Bir damlam rahmet yağmıyor. Yağmur yağacak yağacak. Bostan dediğin doyacak. Büyüyecek büyüyecek kafengada olacak. Netsin Omar Çavuş? Her gün çıkıyormuş duaya. Ellerini açıyormuş havaya. Ey kocaman Rabbim, hadi indi gari, gören seni. Sen ki her şeyleri olduran, içimizi sevgi dolduran bir yücesin. Keremin boldur, yağdır gari, yağdır. Göster hikmetini, gücünü. Deli bebi şu göğün götünü de şangırladı bebi yağmur. Hadi gözünü seven, hadi. Bir gün, beş gün, on gün derken duymuş koca Rabbim Omar Çavuş'un duasını, sesini. Deli vermiş bir göğün götünü, bir şangırdadı vermiş gözünü sevdiğim. Bir şangırdadı vermiş bir yağmur, bir yağmur öfülen öfüp gökteki bulutla bir kavgaya tutuşmuşlar. Kafı kafayı vurdukça şimşek çakıyor, yer göğü yıkıyor. Bir yağmış, bir yağmış. Ortalığı sel almış, bostanları silmiş, süpürmüş, götürmüş, tarla cız cıbıldak kalmış. Sonun olmuş, akşam olmuş, gün dağları aşmış, karanlık basmış, uzun uzun şimşekler çakıp da gündüz gibi aydınlatmış, Omar Çavuş ellerini havaya açmış. Ey kocaman Rabbim, ne bostan kodum ne tarla. Şimdi de her dakika çakmağını çakıp çakıp da ne bakıp bakıp duruyorsun? Bir bok mu kaldı gari Omar'ın tarlasında? Demiş. Uzay gönlümünde böylece anmış olduk onun bir yağmur duası destanıyla. Şimdi efendim sizin de müftülük döneminden önce de köyünüzde bildiğim kadarıyla imamlık da yaptınız. İmamlık döneminizde tabii ki Anadolu'da kuraklıklar çok olur, dualara çok çıkılır yağmur dualarına. Sizin de böyle çıktığınız bir yağmur duası var mı? Nasıl geçti sizin dualar?
Saygı Bey, ben kendi köyümde değil de üç köyde, birisi ecdadımın, babamın, annemin ve merhum eşimin köyü. Üç köyde görev yaptım. Birisi Germir. İlk görevi orada yaptım. Kayseri'ye mi bağlı? Kayseri, şimdi mahalle çok yakınında. Elya Kazan'ın köyü Germir. Orada 15 ay kadar görev yaptım. Oradan Karakaya köyü, Bünyan'a bağlı iki büyük köy var Bünyan'ın. Birisi Karakaya, işte babam, annem söylediğim gibi o köylü. Karakaya'nın dini bakımında da yok. Cenazeler erkekse oğlu, kadınsa kızı yıkar dinen. Oğlu kızı yoksa aileden yıkanır, ama köylerde imamın görevi olarak bu kabul ediliyor ya da toplumda. Evet. Kim imamlar da bunu severek yapıyorlar. Hatta o kadar ki Germir köyünün benden önceki imamı gidermiş yaşlılara, Ahmet'e mi Mehmet'e mi, sen ölünce, ben de seni yıkayınca senin çocuklar bana ne verecekler? Bilmiyorum ki hoca, herhalde 50 lira verirler. O zaman sen bana 25 lira peşin ver. Çok dardayım dermiş. Enteresan. Hoca git işine falan dediğinde adam, bak yıkarken sana bir oyun oynarım dermiş. O oyunun ne olduğunu burada telaffuz edemem. Karakaya köyünde 53 yılı sonunda başladım göreve. 54 baharında kuraklık var. Daha birkaç yıl önce bir gazetede okudum. O yıl Türkiye'de kuraklık. Yani ilişkin bir bilgi var mıydı? Aradan yıllar geçti. Yani radyom vardı. Radyoda seyredin mi böyle radyo şeyi? Radyo dinliyordum. O kadar diyorum ya. O kadar söyleyeyim. Peki. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 3 gün yapılıyor. Cuma gün bitiyor. Yağmur duası. Köyün geleneğidir. Çevre köylere davetiye gönderiyorlar. Yağmur duamıza katılan, köyü temsilen. Tabii. Diye her köy 2 kişi, 3 kişi gönderiyor. Onların nerede ağırlanacağı köyde planlanıyor. Hemen her köy katıldı. Fakat Kardeşler diye bir köy. Bu Karakaya 4 kilometre falan ve Karakaya'dan ayrılma bir köy. Aynı köy sayılırlar. Küçük bir köy. Benim köyüm de öyle. Ben Bünyan Burhaniye doğumluyum. Benim köyüm de Karakaya'dan ayrılma. 1890 yılların ortalarında 8 kişi Karakaya'dan ayrılmış. Bu Burhaniye köyünü kurmuşlar. Birisi de benim dedem. Yani ben de o köylü sayılıyorum. Yağmur duyasını başlattık. Orada türbe var. Türbenin sancağı var. Yatır var yani. Sancağı var. O sancağın eşliğinde yapılıyor dua. Birisi sancağı önde taşıyor. Halk arkada. Tabii benim coşkulu yıllarım. Dini anlamda coşkulu yıllarım. Çok işlenikli dua ettiğimi hatırlıyorum. O kadar ki Yagaf, elimi açıyorum halk arkamda. Yagaffar ismini kaldır. Cenab-ı Hakk'a hitap ediyorum. Yagaffar ismini kaldır. Yagaffar olduğunu bildir. La teknetu diyen kimdir? Ya Rabbena, Rabbena. La teknetu Zümer suresinin 53. ayetinde geçer. Ayet-i kerime قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani ey günaha işleyen, günaha bulaşan akılsız kullarım, buna rağmen Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah affeder, evet, ve bağışlar. Ayet böyle. Ayetten şiirsel anlamda dualar üretiyordum. Böyle coşkuluydum. Yağmurun işte tamamlanması gereken Cuma günü Cuma namazına girdik. Gamzeli lakabıyla ünlü köyün önde gelenlerinden Osman Mert, eski muhtar. Hoca, yağmur yağmadı dedi. Osman amca, Mikail peygamber yukarıdan talimat bekliyor dedim. Kimi mütasavvıflara göre dua olaylarını yönlendiren Mikail peygamberdir. Evet.
Namazı kıldık, camiden çıktık. Gerçekten Erciyes'ten köye doğru, Kartal Yuvası gibi bir köy, çok yüksekte. Erciyes Ovası, Kayseri Ovası ya da ayağının altında halı gibi serili. Her şey görülür orada. Gökyüzünü bulutlar, siyah bulutlar kaplamış, Karakaya Köyü'ne doğru geliyor. Ve yağmur başladı, 2-3 gibi. 3 gün yağdı. Saygı Bey, yağmur 3 gün yağdı. Dolu dolu yağdı. Hatta seller aktı. İki çocuğu, muhtemelen 3 de olabilir, çok emin değilim, o köyden maalesef sel aldı, sele kapıldı çocuklar. Fakat köylü çok mutlu. O kadar ki köyün koyun sürülerini bir hafta sağıp sütünü peynir yapıp Kayseri'de sattılar, parasını bana getirdiler. Aradan bütün köylere yağdı mı yoksa o gelmiyor? Anlatacağım. Şimdi Amerikan radarı var. Yağmur Bey Köyü var bu Karakaya'nın yakınında. Orası da yüksek bir yer. Orada Amerikan radarı var. Biz yağmur duasını işte köyün dışında da yatırlar var. Orada yaparken Amerikan radarına giden bir jipten bir assubay indi. Amerikan bir zenci assubay. Yanında tercüman olduğunu tahmin ettiğimiz birisi Türk. Konuşuyorlar, şoförler de indi. Bize bakarak konuşuyorlar. O Türk olduğunu tahmin ettiğim kişi ona bilgiler veriyor. Ben değerlendirdim. Bunlar ne konuşuyor olabilir? Amerikalı soruyor. Bunlar ne yapıyorlar diye. İşte bizim Türk de anlatıyor. Bunlar ekinleri sarardığı için Allah'tan yağmur istiyorlar diyor. Zenci de anlaşıldı. Bunlar bizim daha Kızılderililer düzeyinde diye düşünüyordur. Allah'ım şu Amerikan yavrunu da utandır. Yağmur yağdır da diye. Böyle heyecanlı bir seremoni, etkinlik yaptık 3 gün. Yağmur yağdı, o kadar yağdı ki bütün Kayseri kuzeyine, Karakaya ile sınırlı değil tabii. Belki 50 köye, 100 köye yağmur yağdı. Aradan birkaç gün geçti. Kardeşler Köyü, sözünü ettiğim bu Karakaya'dan ayrılma, Kardeşler Köyü'nün muhtarı ve birkaç kişi geldiler bana. Dediler ki, hoca bizim köye yağmur yağmadı. Bizim köyde de bir yağmur duası yap. İlginçtir Saygı Bey, dokuzlar diye bir sınır var. Dokuzlar derler oraya. İki köyün sınırını belirler. Dokuzlardan itibaren bu Kardeşler Köyü'nün arazisine bir damla yağmur düşmemiş. Yüzlerce köye yağan yağmur Kardeşler Köyü'ne bir damla düşmemiş. Çok enteresan. Ya. İlahi tesadüf mü? Coğrafi tesadüf mü? Bir şey diyemem. Ben gitmek istemiyorum aslında yağmur duasına o köye. Fakat bunu doğrudan söylemek istemedim. İncitmek istemiyorum. Dedim ki bakın, davetiye gönderilen her köyden geldiler bize. Siz gelmediniz. Üstelik bu köylü sayılırsınız. Size köylü kırgın. Köylüden izin alın. Muhtardan, ileri gelenlerden gideyim dedim. Tamam dedi. Bunlar köye daldılar. İzin alacaklar. Demokrat Parti Ocak Başkanı Hacı Ömer amca, dayı, uzaktan akraba olurdu, dayı derdi. Hacı Ömer dayı çok uyanık birisi. Geldi. Yeğenim dedi, sen kardeşlere yağmur duyasına mı gideceksin dedi. Ben de bu anlattığımı kendisine anlattım. Yok ha oğluma, sakın ha dedi. Bak şimdi sen dua ettin, yağmur yağdı. Belki 50 köyde, 100 köyde senin adın yağmur yağdıran hocaya çıktı. Evet. Sen mi yağdırdın, tesadüf mü onu bilemem dedi. Çok uyanık. Ama şimdi buraya da gidersin de yağmaz ise canım, o yağdırmamış, kendi yağmış. Denk gelmiş derler. Şu itibarın üzerine yat dedi. İtibarın koru dedi. Anladım. İzin de vermediler, beni de göndermediler. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hiçbir anı anlattınız. Evet, yağmur duası konusu da Gani Aşık Bey'in bir bu şey şekilde. Eklemem lazım ama. Affedin, bu çok önemli. Bir cümle. 994 yerel seçimlerinde CHP Parti Meclis Üyesi'ydim.
bu köye, Karakaya köyüne gittim. Kahvede konuşuyorum. Avrupa'dan gençler gelmiş bu siyasi İslamcı hareketler mensuplarından. Abuk sabuk sorular soruyorlar. Testledim hepsini de. Gittiler. Ben ayrıldıktan sonra köy, o yağmur olayını falan bilen yaşlar, o çocuklara demişler ki, siz ona nasıl sorarsınız? O bu köye yağmur yağdırdı demişler. Evet. Tövbe haşa. Yani böyle ününüz her zaman böylece devam etmiş. Evet, size de çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aşık Bey. Rica ederim. Sisler Bulvarı'nın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın, iyilikle kalın.